Kanal 52'nin değerli izleyicileri, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Evet dostlar, dün Ramazan ayı, Kur'an ayı başlığıyla başlamıştık ama bitiremedik. Neden bitiremedik? Çünkü gerçekten Ramazan ayı, Kur'an ayı, 30 gün boyunca Kur'an'ı elimizden düşürmediğimiz bir ay. Camilerde, televizyonlarda, evlerde, sohbet gruplarında herkesin elinde Kur'an'ı düşürmediği bir dönem. O yüzden Kur'an hakkında konuşacak, Kur'an hakkında söyleyecek çok şeyimiz var. Ve en fazla konuşacağımız zaman dilimi, en fazla Kur'an'dan bahsedeceğimiz dönem de zaten Ramazan dönemi. Çünkü biliyoruz ki Ramazan mağfiret ayıdır, rahmet ayıdır, zekat ayıdır. Aslında zekat ayı değildir ama yani zekatların verildiği, adet edildiği bir aydır. Fitre ayıdır, fidye ayıdır. Yani Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Komşuluk ilişkilerinin daha iyi noktaya geldiği, akrabaların hatırlandığı bir aydır. Nefis terbiyesinin yapıldığı, nefse dur denilen bir aydır. Bunlar Ramazan'ın artıları, bunlar Ramazan'ın bize kazandırdıkları kazançları. Ancak Ramazan her şeyin ötesinde, piramidin zirvesinde, en tepe noktada Ramazan, Kur'an ayıdır dostlar. Çünkü Cenab-ı Hak Ramazan ayını bize öyle tarif ediyor. Diyor ki, şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O öyle bir ay ki, ben o ayın içinde size Kur'an'ı indirdim diyor. Yani aslında biz burada Kur'an'ı kutluyoruz oruçlarımızla birlikte. Çok şey kazanıyoruz. Nefsimizi terbiye ediyoruz, paylaşmayı öğreniyoruz. Sosyal sorumluluklarımıza vakıf oluyoruz. Sosyal sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ama aynı zamanda Kur'an'ı da kutluyoruz. Yani ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun ki bize Kur'an'ı gönderdin. Bizi doğru yolu bulabilecek, doğru yolu bulabilecek bize bir imkan tanıdın. Tanımayabilirdi belki. Bilmiyoruz. Yani güç, kuvvet, kudret onun. Rabbimiz Rahman, Rabbimiz Rahim, acıyan, esirgeyen, bağışlayan, şefkatli. Ama Cenab-ı Hak belki kendiniz bulun deseydi ne yapardık? Yani yani karşımıza Kur'an konmasaydı, en güzel örnek olarak, üsvetun hasenetun olarak sünnetleriyle beraber bir peygamber karşımızda olmasaydı, biz sadece salt akılla, sadece akılla acaba ne kadar doğruyu bulabilirdik? Bu da ayrı bir soru. O yüzden bunu bir nimet bilmeli. Kur'an'ı, Rabbimizin Kur'an'ı bize göndermesini bizim için büyük bir kazanç görmeli. Ve bunu okumalıyız, buna sarılmalıyız. Bunu hayatımıza davet etmeliyiz. Yani Ramazan senede bir kere geliyor. Yani hoş geldin Ramazan diyoruz. Ondan sonra elveda Ramazan diyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'e hoş geldin Kur'an, elveda Kur'an deme durumumuz yok. Yani ölene kadar hatta ölen kişiye bile Efendimiz dedi ki, buyurdu ki, sekerat halinde, daha henüz canı çıkmamış, ruhunu teslim etmemiş, teslim etmek üzere Yasin suresini okuyun da Yasin suresindeki o cenneti anlatan bölümler, onlar onu, imanını ayakta tutsun, imanını daha da kuvvetlendirsin, güçlendirsin diye. Yani hoş geldin Kur'an diyoruz doğduğumuz zaman. Ne zaman? Daha henüz bebeğiz. Kulağımıza okunan ezanla, kametle Kur'an sorumluluğumuz başlıyor. Nereye kadar? Ta ki işte ruhumuzu Allah'a teslim edene kadar. Demek ki Kur'an bizim için vazgeçilmez, kulluğumuz yolunda bizim en önemli pusulamız, yol haritamız ve o Kur'an'ın nasıl yaşandığı, nasıl tatbik edileceği örneği de sünnetleriyle birlikte Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden dedik ki programımızı dün bitiremedik. Bundan sonra da zaten yine Kur'an perspektifinden, Kur'an penceresinden Ramazan'ı anlamaya, kulluğumuzu değerlendirmeye devam edeceğiz Allah nasip ederse. Nerede kalmıştık? Hatırlayalım. Dün geceki programımızda, sahur programında Kur'an'ın mehcur bırakılmasını, yani ne demekti mehcur bırakılması? Öğrenilip, hemen hadis-i şerifi hatırlayalım. Allah Resulü demişti ki, men teallemel Kur'ane, kim Kur'an'ı öğrenirse
ve alaka mushafehu ve o Kur'an'ı da asarsa, yani hayatından çıkarırsa, ona bir mahşerden bir resim çekti Allah Resulü bize ve dedi ki o Kur'an'la boynunda asılı bir şekilde kalkacak, Allah'ın huzuruna gelecek ve diyecek ki ya Rabbi işte ben işte kulun, bu beni dünyada öğrendi ama bana göre bir hayat yaşamadı ve ben bundan şikayetçiyim demişti. Hatırlıyorsanız dün programı böyle bitirmiştik. Peki yine Kur'an hassasiyetimizi nasıl güçlendirebiliriz? Yani Kur'an muhabbetimizi, Kur'an sevgimizi nasıl güçlendirebiliriz? Kur'an'ı anlayarak okuyarak, yani Kur'an'ı anlayıp okuyarak, Kur'an'dan ne okuduğumuzu anlayarak, yani ne okuyoruz, neden bahsediyoruz acaba? Yani hatırlayalım, bundan önce kimden bahsetmiştik? Fudayl bin İyad'dan bahsetmiştik tevbeyi okurken, tevbe konusunu işlerken. Hani neydi? Hadid suresinin 16. ayeti kerimesinde hani demişti ya, iman edenlerin kalbinin ürpermesinin zamanı gelmedi mi demişti. İmam bunu okumuştu ve Fudayl bin İyad, ya Rabbi geldi demişti. Fudayl eğer bu ayetin anlamını bilmiyor olsaydı, ya gidecekti o pusuya yatırdı kafilenin, kervanın mallarını soyacaktı. Bir önceki günahına bir günah daha eklemiş olacaktı. Ama Fudayl ne yaptı? O ayetle birlikte hayatına bir çeki düzen verdi, tövbe etti. Aynı şeyi biz nerede yaşıyoruz? Hazreti Ömer'in hayatında yaşıyoruz. Hazreti Ömer de nasıl Müslüman oldu? Hepimiz biliyoruz. Hazreti Ömer beline kılıcını bağladı. Dedi ki ben bu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldüreceğim dedi. Gitti. Yola çıktı yola. Hazreti Ömer dediğini yapan bir adam. Bir insan Hazreti Ömer. Yolda bir Müslüman sahabe efendimiz onu karşıladı. Nereye gidiyorsun? Baktı şiddetli, kaşlar çatılmış. Dedi ki ben Muhammed'i öldüreceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Zaman kazanmak için, gidip ona haber vermek için dedi ki ya sen git önce bir kız kardeşin Fatıma ile eniştene bak, sağda bak dedi. Onlar da Müslüman oldu. Yani onları tehlikeye atmak, onları jurnallemek, ispiyonlamak değildi derdi ama yani gidip Efendimiz'e haber verelim de hayatını kurtaralım diye. Gitti Hazreti Ömer. Kardeşinin kapısına dayandı. Tam içeri açacak ki Taha suresi okunuyordu aile tarafından. Yani Hazreti Fatıma kim? Kardeşi. Hazreti Ömer'in kardeşi. Ondan önce Müslüman oldu ve eniştesi Sa'd. Müslüman oldular ve Taha suresini okuyorlardı. Yerin göğün sahibinin Allah olduğu anlatılıyordu orada. Tek gücün, tek kuvvetin, tek kudretin Allah olduğu anlatılıyordu. Hazreti Ömer orada dinlediğinden etkilendi. Dinlediğinden tabiri caizse bir muma döndü, eridi bitti. Gerçi ilk içeri girdiği zaman kapıyı kırdı, içeri girdi, kız kardeşini dövdü falan ama yani o ayet onun bir kere o kalbine girmişti. İman kalbine yerleşmişti. Ne okuyorsunuz siz dedi. Kardeşinin ve eniştesinin ya canımızı alsan da biz İslam'dan vazgeçmeyiz. Müslümanca tavrı karşısında dedi ki ya ne okuyorsunuz, bir getirin. Çünkü az önce çarpılmıştı. Şöyle diyorlar ya, işte Kur'an bizi çarpar, işte şöyle yapmayalım, dokunmayalım. Ya keşke Kur'an bizi çarpsa. Hazreti Ömer'i Kur'an orada çarptı. Tabii bunu olumlu anlamda kullanıyorum, müsbet anlamda kullanıyorum. Kur'an eğer Hazreti Ömer'i çarptığı gibi bizi de çarparsa, Allah'ın istediği gibi bir kul oluruz. Hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtarırız. Değerli dostlar, kıymetli izleyiciler. Demek ki anlamını bilerek okumanın bize vereceği ayrı bir zevk olacak. Neden? Çünkü ne dediğimizi anlamış olacağız. Ne dediğimizi bilmiş olacağız. Acaba Allah-u Teala burada nereden bahsetti? Hangi konudan bahsetti? Bunu öğrenmiş olacağız. Ya şimdi şu mazeret var hemen bu söylediğimiz zaman cemaatimize, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki Kur'an'ın anlamını da öğrenmeye gayret edelim. Hemen şunu söylüyor. İlk itiraf, ya ben Arapça mı biliyorum? Nereden bileceğim? Ya tabii ki bilmiyoruz. Yani Arapça bilmiyoruz. Keşke Arapçamız çok iyi olsaydı, bilmiyoruz ama yani Arapça bilmiyor oluşumuz Kur'an'ın anlamını öğrenmemize uzak değil. Yani Kur'an'ı öğrenmemize engel değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem Diyanet Vakfı'nın çok güzel meal çalışmaları var. Yani doğru tercüme meal yapıldı.
mealinin doğru bir şekilde verildiği çalışmalar var. Çok güzel mesela 5 ciltlik Kur'an yolu tefsiri var. Yani hem kafa karıştırmadan hem çok fazla, mesela düşünün ki 30 sayfa 40 sayfa tefsirler var. Belki bunu okumaya gücümüz yetmez ama 5 ciltlik Kur'an yolu tefsirini okumamızın yani bizim hayatımızı çok fazla alt üst edeceğini ve bunun için çok büyük bir ilim sahibi olmamız gerektiğini zannetmiyorum, düşünmüyorum. Siz de bana hak vereceksiniz bu konuda diye zannediyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlamını okumak, anlamına ulaşmak artık çok kolay. Arapça bilmiyoruz doğru ama artık yani başkanlığımızın yayınları, güvenilir yayınlar, ondan sonra televizyondaki yayınlar var. Yani acaba ben bu sayfa bir sayfa Kur'an okudum. Acaba ben bu Kur'an'da ne dedim? Aa, bir baktım ki Kur'an cehennemi anlatıyor bana. Eğer diyor ki bunları yapmazsan ben seni cehenneme atacağım. Bunları yaparsan seni cennete atacağım. Eyvah, bunlar dediği bende yok. Bunları yapayım diyeceğimiz bir noktaya geleceğiz değerli dostlar. Yani Kur'an-ı Kerim elbette Arapça indi. Arapça bir Kur'an. Biz onu Arapça indirdik. Neden Arapça indirdik? Anlaşılması için. O dönem için düşündüğümüz zaman, o konjektürde değerlendirdiğimiz zaman elbette Kur'an'ın Arapça inmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu şu demek: Arapça indirdim, Arapça anlayın ama dili Türkçe'yi yaratan da Allah, Arapçayı yaratan da Allah. Kur'an nasıl ki Arapça ifade ediliyorsa Türkçe'de ifade edilir. Dolayısıyla Türkçe'ye bunu tercümesini yapın, mealini çevirin ve Türkçesini de bunun öğrenin demek bu. Anlayasınız diye onu Arapça bir Kur'an indirdik demek. Yani anlaşılmaz, şifrelerle dolu olabilirdi. Yani okuyup ne dediğini anlamadığımız bir şey olabilirdi. Yani şu anda düşünün, diyelim ki bizi yurt dışından bir telefon arasa ve kulağımızı koysak, yani bir sürü hararetli şeyler söylese, belki söylerken ağlasa veya bir kısmında kızsa, ya merak etmez miyiz? Ya bizi yurt dışından biri aradı. Bizim konuşmadığımız bir dille benimle konuştu. Ve benden ne istedi acaba? Yani benden bir şey mi istedi? Bana bir şey mi söyleyecek? Benle ilgili bir şey mi söyledi diye merak etmez miyiz? Merak ederiz değil mi? Yani bu merakımızı, basit dünyalık olay için bu merakımızı, baş ucu kitabımız olan Kur'an için neden hissetmeyelim? Neden duymayalım? Ramazan'da bunun bu alışkanlığı kazanacağımız en güzel zaman dilimi. Biliyorsunuz yani artık televizyonlarda hatim devam ederken altında meal de devam ediyor. Meal de veriyor. Çocuklarımız okullarda bunları okuyorlar. Kur'an-ı Kerim dersleri var, meal dersleri var. Artık hocalarımız sadece namaz dualarını öğretirken çocuklara Arapçasıyla beraber öğretmiyor. Yani eğitim camiasının içinde olduğumuz için biliyoruz. Aynı zamanda mealiyle beraber de öğretiyor. Yani belki bizim zamanımızda bu imkanlar yoktu denilebilir. Belki önceden zordu denilebilir. Ama artık o zorluk kalmadı değerli dostlar. Evet. Devam ediyor. Biz andolsun ki, Zümer suresi 27. ayeti kerime ile andolsun ki biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'dan insanlara her türlü misali verdik diyor. Yani bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğüt alacaksınız? Yani bilmediğiniz, size birisi bir nasihat verdi, bir öğüt verdi ve ne dediğini anlamadan belki sizin için çok önemli bir şey söyledi. Diyelim ki bir yolda gidiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, yolunuzun sonunda uçurum var, sana diyor ki gitme dedi ama bunu Arapça dedi. Şimdi sen bunu öğrenmezsen, bilmezsen uçurumdan düşüp gideceksin. Yani Arapça bilmiyor oluşunu, o adamın seni ikazını, onun seni ikazını geçersiz hale getirmez. Yani burada sorumluluk yine bizdedir değerli dostlar. Kur'an'ı okumaya gösterdiğimiz hassasiyeti, o muhabbeti, o sevgiyi, o iştiyakı anlamını öğrenmeye de, anlamından okumaya da göstermeliyiz kardeşlerim. Çünkü Kur'an öğüt kitabı. Yani öğüt de ancak anlaşılırsa olur. Eğer öğüt anlaşılmazsa nasıl olacak? Yine Kamer suresinde 4 kez tekrar eden bir ayet var. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرِ Muddekir, affedersiniz. Muddekir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yani ben siz Kur'an'dan öğüt alın diye Kur'an'ı kolaylaştırdım. Yani bu sadece Araplara özel nasıl olabilir? Yani bu sadece Cenab-ı Hakk'ın, yani lokal bir bölgeye, sadece Arap coğrafyasına ve Arap insanlara gönderildiğini ve sadece bundan onların sorumlu olduğunu nasıl kabul edebiliriz? Yani diyor ki siz öğüt alın diye ben bunu kolaylaştırdım. Bunu beşeri mantıkla nasıl anlayabiliriz?
kampanya yaptım diyor Cenab-ı Hak. Kolaylaştırdım. Daha da sizin anlamanız için bunu daha kolay hale getirdim diyor Cenab-ı Hak. Daha sonra da bunu düşünmeyenler için de فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا diyor. Yoksa onlar Kur'an'ı düşünmüyor mu diyor. Sadece mealden de sorumlu değiliz. Sadece mealden de sorumlu değiliz. Aynı zamanda Kur'an'ı düşünmekle, onunla tefekkür etmekle, acaba Cenab-ı Hak ya Rabbi sen Kur'an'da bu ayeti kerimeyle ne murad ettin demekle de sorumluyuz değerli dostlar. Efendimiz'e birisi geliyor. Ebu Ümame anlatıyor, rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Diyor ki ya Resulallah falan oğullarının hisselerini aldım sattım. Şu kadar da para kazandım diyor. Yani ya Resulallah ben falan oğullarından gittim şu sülalenin arabasını, malını, mülkünü, fındık bahçesini aldım. Ya bir de bir baktım çok para kazandım. Bayağı bir kâra geçtim diye Allah Resulüne geldi birisi söyledi. Allah Resulüne bakın, tepkiye bakın arkadaşlar. Tepkiye bakın kardeşler. Sana bundan daha karlı bir şey vereyim mi? Yani sahabenin söylediği neydi? Yani sevincine sebep olacak olan sebep neydi? Karlılık değil mi? Yani çok kâr ettim. Efendimiz de dedi ki sana daha kâr edeceğin, daha karlı bir şey söyleyeyim mi? Evet dedi ya Resulallah. Söyle. Yani kim buna yok der. Öyle bir şey var mı ki bundan daha karlı? Efendimiz de buyurdu ki Kur'an'dan 10 ayet öğren. İşte bu kazancından daha fazla kazançtır buyurdu. Bunun üzerine sahabe öğüt aldı. Öğüt aldı. Az önce ne dedi? Öğüt almak. Öğüt aldı bunun üzerine. Hemen gitti 10 ayet öğrendi. Bunu hayatına tatbik etti ve Efendimiz'e bunu bildirdi. Yani ne kadar önemli bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın hayatımızı şekillendirdiği, hayatımızı tasnif ettiği, hayatımıza bir şey verdiği, suret verdiği bir Kur'an'ı anlamak kadar değerli bir şey olabilir mi değerli dostlar? Ebu Hamza'ya geldi. Ebu Hamza, Abdullah bin Abbas'a birisi gelmiş. Buna Ebu Hamza rivayet ediyor. Diyor ki ben Kur'an'ı çok hızlı okuyorum diyor. Kur'an'ı 3 günde bitiriyorum diyor. Yani bir sahabe Abdullah bin Abbas'a geliyor, peygamberimizin amcasının oğlu. Diyor ki ben Kur'an'ı 600 sayfayı 3 günde hatmediyorum diyor. İbn Abbas da ona şunu söylüyor. Bakara suresini düşünerek tertil ile bir gecede okumam bana senin okuduğun şekilde okumamdan daha hayırlıdır diyor. Yani düşünebilir misiniz? Yani Kur'an'ın tamamını okumak nerede? Kur'an'ın tamamını okumak, 6236 ayeti okumak nerede? 600 sayfayı okumak nerede? Sadece bir sureyi, Bakara'yı 285 ayeti okumak nerede? Ama ne dedi Abdullah bin Abbas? Birini anlayarak okuyorum, birini anlamadan, hızlıca ne okuduğumu bilmeden okuyup geçiyorum. Bu dedi bana daha hayırlıdır dedi Abdullah bin Abbas. Evet, Hazreti Ömer'den gelen bir rivayet var. Bunu da aktaralım. Diyor ki, Bakara suresini 12 senede tamamladım diyor. Yine bununla ilgili başka bu rivayeti yapanlar da var. Yani bu ifadeyi kullanan başka sahabe efendilerimiz de var. Dedi ki, 12 senede Bakara suresini tamamladım ve bir kurban kestim dedi. Yani bir kurban kestim dedi. Çünkü neden? Onlar şöyle tamamlıyor. Bak, ezberlemeyi mesela 12 senede ezberledi Bakara suresini ve peşinden bir şükür olarak kurban kesti. Neden? Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'i alıyorlar sahabe efendilerimiz. Kur'an-ı Kerim'i alıyorlar, öğreniyorlar. Öğrendiklerini hayata tatbik ediyorlar. Hayata tatbik ettikten sonra öbür ayetlere, öbür surelere geçiyorlar. Yani demek ki burada bir önemli bir vurgu var. O vurgu da ne? Yani Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak. Kur'an-ı Kerim'i anlayıp okumak. Ya Cenab-ı Hak burada ne güzel söylemiş. Cenab-ı Hak benden bahsediyor. İnanın böyle diyeceksiniz. Böyle diyeceğiz. Bir bakacağız Kur'an-ı Kerim'i okudukça Rabbimizin bizden bahsettiğini, toplumumuzdan bahsettiğini, ailemizden bahsettiğini, kısacası bize anlattığını göreceğiz ve diyeceğiz ki ya ben buramı, ben bu yanımı, bu zaafımı bilmiyordum, bu özelliğimi bilmiyordum. Cenab-ı Hak bana bunu bildirdi diyeceğiz. Kur'an'ı anlayarak, okuyarak, anlayıp okumak suretiyle. Çok önemli bir özellik, çok önemli bir hassasiyet değerli dostlar. Güzel bir şey anlatırlar. Bursa'da bir hocamız, Bursa Ulu Camii'nde, evet Bursa Ulu Camii'nde bir hocamız
Turistler biliyorsunuz güzel bir memleket Bursa, vatanımızın güzel bir memleket şeyi, ili. Oraya turistler de geliyor. Tarihi bir cami, Ulu Cami. Orada aşırlar okuyor. Ondan sonra tabii o okuduğu aşırların mealleri de veriliyor turistlere. Bir turist geliyor, diyor ki Hoca Efendi'ye, imama diyor ki, ya sen geçen sene bir yer okumuştun, orayı okur musun diyor. Okuyor orayı, bir yer okuyor, diyor yok burası, yani benim istediğim yer orası değildi. Başka bir yer okuyor, orası da değildi, başka bir yer okuyor. Ya kaçıncı okuyuşunda bilmiyorum. Hah işte sen geçen sene burayı okudun diyor. Yani nereden biliyorsun? İşte diyor bize şey vermiştin sen, meallerini de vermiştin. Affedersiniz. Okuduğun yerin mealini de vermiştin. Ben bir sene sonra bunu okudum, düşündüm. Tabii Arapça bilmiyor. O insan da Arapça bilmiyor ama Kur'an-ı Kerim'in anlamına, manasına ehemmiyet verdiğini gösteriyor. Yani gayrimüslimler kadar Kur'an hassasiyetimiz olmayacak mı? Mana hassasiyetimiz olmayacak mı değerli dostlar? Ebu Bekir Verrak isimli bir zat var. Bu Ebu Bekir Verrak küçük bir çocuğu var. Kur'an kursuna göndermiş. Hafızlık yaptırıyor. Çocuk eve yüzü solgun, bitkin bir halde geliyor. Annesi babası tabii şaşırmış yani. Ne oldu oğlum yani, kötü bir şey mi oldu bugün okulda, medresede, işte kursta neyse. Yani seni üzen bir şey mi oldu, rahatsız mısın? Hani ne oldu sana böyle? Diyor ki anne, baba bugün Müzzemmil suresini ezberlemek için okudum. Ve bir ayeti kerime beni çok etkiledi. Ve ondan bu hale geldim. Ne oldu? Hangi ayeti kerime? Yani bu hangi ayeti kerime? Müzzemmil suresi 17. ayeti kerime. Oku bakalım. Eğer inkar ettiğiniz takdirde çocukları ak saçlı ihtiyarlara döndürecek o günden nasıl korunacaksınız? Şöyle diyor Müzzemmil suresinin 17. ayeti kerimesini okuduk. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَزْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Hani o gün bebeklerin bile saçlarını bembeyaz edecek, ihtiyara çevirecek. O günden nasıl kurtulacaksınız? Nasıl korunacaksınız? Ben bebekten daha da büyüğüm. Yani ben çok korktum anne baba diyor. Ve bu korku günler boyunca devam ediyor. Yani o ayetin heybetinden, o ayetin şiddetinden daha da sağlığını kaybediyor ve hayatını kaybediyor. Sonra şöyle diyor oğlunu toprağa gömdükten sonra. Oğlum senin baban ahirete inanmıyormuş oğlum diyor. Çünkü ben bu ayeti defalarca kez okudum ama senin yaşadığın, senin aldığın bu hassasiyeti ben almadım oğlum. Demek ki ben ahirete acaba inanmıyor muyum diye oğlunun kabri başında ağlamaya başlamış değerli dostlar. Demek ki sadece okumakla kalmayacağız, okuduğumuzu anlamaya da gayret edeceğiz inşallah. Bu özellikle Ramazan bu alışkanlığı kazanmak için çok güzel bir dönem, çok özel bir dönem. Yani her gün okuduğumuz hatmin anlamını da yapmaya, en azından belki 20 sayfasını yapamasak bile bir sayfa, iki sayfa diye başlayıp daha çok sayfaya ulaşabiliriz değerli dostlar. Sonradan Müslüman olmuş Fransız bir Müslüman var. Roger Garudy, yanlış eğer hatırlamıyorsam, evet Roger Garudy, çok iyi bir Müslüman, sonradan Müslüman oldu, ismini bile değiştirmedi. Ama gerçekten Fransa'da yani bir akılları etkileyecek derecede kitaplar yazdı, konferanslar verdi ve bizlere de bu noktada örnek oldu. Şöyle söylüyor, diyor ki ben ne zaman Müzzemmil suresini okursam ayaklarımın altının sallandığını hissediyorum. Yani ne var Müzzemmil, affedersiniz, Zilzal suresi. Yani ben ne zaman Zilzal suresini okursam ayaklarımın altının sallandığını hissediyorum. Ne var Zilzal suresinde? İzâ zülziletil ardu zilzâleha. Yeryüzü büyük
bir sarsıntıyla, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman, zelzele de oradan geliyor zaten. Biz kullanıyoruz yani, deprem oldu, zelzele oldu diyoruz ya, zelzele de oradan geliyor. Yani büyük bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman ve ahrajetil ardu efkaleha, içindeki ağırlıkları çıkardığı zaman ve kalel insanu maleha diye devam ediyor sure. Yani kıyameti anlatan, o dehşeti anlatan bir sure. Ve bunu Fransız, sonradan Müslüman olan bir Fransız bu sureyi okuduğu zaman diyor ki, ayaklarımın altının sallandığını hissediyorum diyor. Bu nasıl bir hassasiyet, bu nasıl bir tavır, bu nasıl bir duruş Kur'an'a karşı. Yani Kur'an'ı okuyorsunuz, Kur'an size kıyameti bahsediyor ve kıyameti sanki yaşıyor gibi oluyorsunuz. Biz bunu defalarca okuyoruz. Biz bu sureyi her gün namazda okuyoruz. Ama maalesef bir bakıyoruz, yani ayaklarımızın sallandığını bırakın, yani sureye ne zaman başladık, sureyi ne zaman bitirdik, onun farkına bile varamıyoruz. Maalesef, maalesef varamıyoruz. İnşallah dediğim gibi bu Ramazan meale yönelik de hassasiyetimizin, gayretimizin olduğu bir dönemin inşallah hayatımızdaki bir başlangıcı, miladı olmuş olur. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyacağız. Peki nasıl okuyacağız? Yani ilk bölümde Kur'an-ı Kerim'in anlayarak okuması gerektiği üzerinde durduk. Şimdi de nasıl okuyacağız? Yani hangi hızda okuyacağız? Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken nasıl bir okuma alışkanlığıyla okuyacağız? Onun üstünde duralım isterseniz. Ona başlamadan önce Hafız Münavi denen bir hadis aliminden bahsedeyim. Yani Hafız Münavi'nin öğrencisiyle ilgili yaşadığı bir anısını size aktaralım. Hafız Münavi Mısırlı bir alim. Miladi 1545 yılında yaşamış. Hadis alimi, fakih, aynı zamanda ehli tarik, mutasavvuf bir şahsiyet. Şöyle diyor, bir gün diyor, bir öğrencim var. Öğrencim bana durmadan ders vermeye geldiği zaman, yorgun, argın, bitkin görüyorum onu. Ya diyorum, ne oldu? Yok bir şey hocam. Sonra öğrenci arkadaşlarına sordum. Yani ne oluyor? Bunun bir sıkıntısı var, bir rahatsızlığı mı var, bir hastalığı mı var diye sordum. Ve onlar da bana dedi ki, hocam bu her gece mutlaka bir hatim yapıyor, öyle uyuyor. Ya Kur'an'ı her gece bitirebilmek, yani gündüzden başladığını da kabul edersek, gün içinde Kur'an'ı bitirmek, ya ne kadar, nasıl zor bir şey değil mi? Ne kadar zor bir şey. Yani her baba yiğidin harcı değil. Hatta yani baba yiğitler, yani hangi baba yiğit bilmiyorum. Ona bunun üstesinden hangi baba yiğit gelir onu da bilmiyorum. Ama işte Hafız Münavi'nin baba yiğidi bunun üstesinden gelmiş. Öğrencisini çağırıyor. Öğrencisine diyor ki, gel sana bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeceksin hocam? Buyur hocam, emret hocam. Diyor ki, sanki bu akşam sen böyle böyle usulle her gün Kur'an'ı hatmediyormuşsun, bitiriyormuşsun. Söyle bakalım, şu sana bir şey söyleyeceğim. Yap bakalım, sen bunu önümüzdeki akşam yap. Nasıl yap? Sanki karşında ben varmışım gibi Kur'an'ı oku. Tamam hocam diyor. Başlıyor, yarısına kadar geliyor. Ertesi gün geliyor, hocası soruyor. Diyor ki, ne yaptın? Hepsini bitirdin mi? Hocam, karşımda siz olduğunuzu düşündüğüm için acaba hata mı yaptım, yanlış mı okudum, tecvitte şunu hata mı yaptım, şöyle mi yaptım, böyle mi yaptım? Sizin karşımda olduğunuzu hayal ettim, tahayyül ettim ve onun tahayyülü bile, korkusu bile ancak bana yarısını okutabildi. Peki diyor. Yarın akşam da Efendimiz karşısında okuyormuş gibi okudum. Tamam hocam diyor. Ertesi gün sabah geliyor, diyor ki, ne yaptın? Kur'an'ın hepsini hatmettin mi, bitirdin mi? Diyor hocam, yok. Sadece Bakara suresini yapabildim. Bu kadarına gücüm yetti. Karşımda Efendimizin olduğunu hissederek, okuyarak ancak bu kadar okuyabildim. Peki yarın ertesi akşam da diyor, Cebrail aleyhisselam sanki sana bu Kur'an'ı getiriyor. Onun huzurunda şahs-ı maneviyesinin önünde Kur'an oku gibi oku. Diyor ki hocam, ertesi günün cevabında da sadece Fatiha suresini okudum. Sana diyor son görev, son ödev, Allah'ın huzurunda okuyormuş gibi oku. Sonra bir bakıyor ki ertesi sabah verdiği cevap şu öğrencinin. Hocam İyyâke nâbudu. Daha birinci sayfa. Bakara'ya bile geçememiş. Fatiha'yı bile bitirememiş. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'de takılmış kalmış.
Yani hem diyorum ki Allah'ım sana kulluk ederim, sadece sana kulluk ederim, senden yardım beklerim. Ama acaba kulluğumda bir eksik var mı, bir hatam var mı? Bunu düşünmekten devamına ihdine sıratal müstakim ayetine geçemedim demiş. Evet, yani bu bir elbette ki bir örnek değil. Yani bunu herkes bunu yaparsa o zaman kimse Kur'an okuyamaz demek. Ancak bunu her okuyuşumuzda yapmasak bile, hafızlarımız bunu her okuyuşta yapmasa bile sadece okumakla kalmamalı. Yani bizim iş yerimizde, müftülüğümüzde bahçesinde Kur'an kursu var. Öğrencilerin camiye, mescide gidip orada Kur'an bülbüller gibi bir arı kovanı gibi o uğuldamasıyla okuması gerçekten çok büyük bir zevk. İnşallah Rabbim gençlerimize bu başladığı hafızlık yolunu hayırlısıyla bitirmeyi nasip eylesin. Allah onlardan razı olsun. Kolay bir mesele değil. Kur'an'ı tamamen hafızaya almak kolay bir mesele değil. Veya bizim için de herkes bildiği kadar Kur'an'ın hafızı. Yani birisi 20 sayfa bilir, biri 30 sayfa bilir. Ama gerçek hafız Kur'an'ın tamamını ezbere bilen. Ancak sadece onu okumakla kalmamak gerekiyor. Ne okuduğumuzu da anlamak gerekiyor. Allah'ın bize buradan ne buyurduğunu anlamak gerekiyor. Bize ne yasakladığını bilmek gerekiyor değerli dostlar, kıymetli izleyiciler. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğumuz sadece onu hatmetmekle bitmiyor. Elbette bu çok güzel bir örnek. Hazreti Peygamberimizle Cebrail Aleyhisselam'ın bir sünneti. Yani biliyorsunuz her Ramazan'da Efendimiz buyuruyor ki her Ramazan'da ben Cebrail'le beraber Kur'an'ı karşılıklı mukabele diyoruz ya, karşılıklı mukabele usulü birbirimize okuyoruz. Ben onu okuyorum, o bana okuyor. Ama son sene, son Ramazan'da bunu iki kere yaptık. Hani anladım ki artık herhalde ben de ömrümün sonuna geldim diyor. Ne kadar güzel bir özellik mukabele, Kur'an'ın mukabele yapılması, mukabele ile okunması çok önemli bir kazanç elbette. Ancak bunun hepsini yapamasak da gücümüz yettiği kadar acaba Cenab-ı Hak bize bununla ilgili ne diyor da demeliyiz değerli dostlar. Evet. İnşallah bundan sonraki sahur sohbetlerinde yine Kur'an'ı konuşmaya, Kur'an'dan konuşmaya, Kur'an'ı Efendimizin nasıl yaşadığını konuşmaya, sünnetlerini anlatmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bugün bu programı burada bitiriyoruz. Ancak bitirmeden önce şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim okuyup Müslüman olan hayatını, dinini veya dinsizliğini, diyelim ateist olduğunu kabul edersek, dinsizliğini değiştiren ve ihdine sıratel mustakim diye Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'da ifade ettiğimiz hidayet yoluna giden insanlar var. Ve bu insanlar bakıyoruz ki gerçekten hayatlarını değiştirmesine sebep olarak okudukları Kur'an-ı Kerim'i ve okudukları ayetleri gösteriyorlar. Yani mesela bir tanesi diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki ilmi ayetlerden çok etkilendim diyor. Hollandalı bir Müslümandı bu. Bunu ben de duymuştum. Yani kulaklarımla duymuştum. Demişti ki Kur'an'daki bilimsel ayetlerden çok etkilendim. O yüzden Müslüman oldum demişti. Yani Kur'an-ı Kerim'de bilimsel ayetler var mı? Yani bizim Müslümanlar bunun neresinde? Hangi biz kaçımız Kur'an'daki bilimsel ayetlerin varlığından haberdarız? Kur'an'da bilimsel ayetler, ahlaki ayetler, ondan sonra yönetimle ilgili ayetler, aile hayatı, Kur'an hayatımızın tamamına nüfuz edebilecek Cenab-ı Hak kabiliyette ve kapasitede yaratmış. Anlayarak Kur'an okumayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Yarın geceki sahurda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.